Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yılbaşı çiçekleri ile sizlere merhaba demek istedim. Yılbaşı çiçeklerimin gün gün aşama aşama tomurcuklandığından çiçeklerini açıp ve çiçeklerini kuruduğu hale kadar ki tüm videoları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bugün yine yılbaşı çiçeğimin iki tanesini böyle karşıma aldım, sizlerle paylaşıyorum. Neden? Çünkü Ekim ayının başından itibariyle sizlerle paylaşmıştım. Her bir dalından tomurcuk verip sonrasında gün gün çiçeğini açtığını, sonrasında çiçeğin kuruyup döküldüğünü. Fakat Aralık ayındayız. Çiçeğimiz tekrardan yeniden tomurcuklanmaya başladı sevgili arkadaşlarım. Yeni yeni tomurcuklarımız geliyor. Yani çiçeğimiz bir kere açıp da kendini tekrardan bırakmıyor. Yeni yeni tomurcukları vermeye devam ediyor sevgili arkadaşlarım. Bunu neye borçluyuz? Sizin de bol bol tomurcuklu çiçekleriniz olsun istiyorsanız lütfen videomu sonuna kadar izleyin sevgili arkadaşlarım. Bu pembe açandı. Bu da beyaz açandı. Videolarımı izleyenler zaten bu çiçeklerimin ne şekilde tomurcuk yapıp bol bol çiçek açtığını görmüşlerdi. Şimdi dediğim gibi yenileri geliyor. Yeni tomurcuklarımız geliyor. Çiçeğimizin kış boyunca sürekli çiçek açmasını sağlayan vitaminlerimiz var demiştim arkadaşlar. Sizlere ara ara sunduğum vitaminleri verin diye söylemiştim. Verdiniz mi? Sizin çiçeklerinizde tomurcuk yapıp açtı mı? Ya da açtıktan sonra tekrardan tomurcuklanmaya başladı mı? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Her verdiğim vitamin çok etkili sevgili arkadaşlar. Bugün yine yeni tomurcuklarımı gördüm. Birkaç dalında, yaprağında. Her bir dalında çıksın diye yine iki tane vitamin söyleyeceğim sizlere. Sizler de bunu yılbaşı çiçeklerinize uygulayın sevgili arkadaşlarım. Açmayan yılbaşı çiçeklerine, tomurcuk yapıp da yine açmadan döken yılbaşı çiçeklerine mutlaka verin sevgili arkadaşlar, 15 gün arayla. Hem çiçeğinizin yapraklarının daha canlı, daha diri ve daha sağlıklı, hem de bol bol tomurcuk yapıp çiçek açması için. Yılbaşı çiçeğinin çoğaltımı bu ayda yapınız arkadaşlar. Bununla ilgili de çok yorumlar alıyorum. Ara ara videolarımda söylüyorum zaten. Kış ayında yılbaşı çiçeğinin çoğaltımını yaparsanız o çiçek tutar arkadaşlar ve daha sağlıklı bir şekilde büyür. Çiçeğin çoğaltımı çok kolay. Herhangi bir dalından kopartıp köküne gerek yok. Ve köklendirmeye de gerek yok. Suyun içerisinde bekletmeye de gerek yok. Kopartıp hemen güzel doğal gübreli bir toprağa ekiniz. Sonrasında o kendi kendine zaten ışık alan, havadar, soğuk bir yerde olduğu sürece, haftada bir kere de suyunu verdiğiniz sürece sağlıklı bir şekilde büyür. Geç gelişen bir çiçek fakat büyüdüğü zaman da kocaman olan bir çiçek arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bunları yapın, bu dediklerimi. Işık alan bir yerde, soğuk bir yerde, havadar bir yerde çiçeğinizi tutun. Haftada bir kere de su verin. Yılbaşı çiçekleri için geçerlidir bunlar. Şimdi ikinci tomurcuklarımız geldi dedik. Bu senenin ikinci, Ekim ve Aralık ayı arasındaki ikinci tomurcuklarımız. Tekrardan tomurcuklanması için iki tane vitaminim var arkadaşlar. Sizlere hemen göstereceğim şöyle. Şunları biraz geri çekelim. Tomurcuklarımızı dokunmadan düşmesin. Biri çay. Çayı biliyorsunuz. Çay çiçeklerde çok etkili sevgili arkadaşlar. Lütfen çiçeklerinize çay veriniz. Çayın posası, çayın demi, çayın kuru çay fark etmez. Tabii ki de demi ya da posasını tercih ederseniz daha iyi olur. Sinek yapmaması için çayı verdikten sonra 2 gün çiçeğinizi balkonunuzda tutunuz. Sonrasında tekrar aynı yerine alınız sevgili arkadaşlar. Çay da çay, çay da çay. Gerçekten çay yılbaşı çiçeğinin açmasında büyük rol oynuyor. Aynı şekilde bakın gördüğünüz gibi ben
pirincimi ısladım. Pirincimi alacağım, pilavımı yapacağım. Fakat suyunu ne yapacağız? Suyunu dökmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu ıslayalı yarım saat falan oldu, suyu soğudu. Pirinci ısladığımız zaman böyle üzerinde nişastalı suyu duruyor. Bu nişastalı suyundan soğuduktan sonra ne yapacağız? Şöyle bir kepçe alacağız. Çiçeğimizin toprağında gezdireceğiz sevgili arkadaşlar. Bu yılbaşı çiçeği başta olmak üzere tüm çiçeklerde çok etkili pirinç suyu. Ben barış çiçeğime, orkideme yani tüm çiçeklerime bunu veriyorum arkadaşlar. Aynı şekilde çay. Çayı da biliyorsunuz, çayın demin üstünde kalan demini soğuk oluyor zaten. Demliğinizi yıkamadan önce şöyle bir kasenin içerisine çayımızı da alıyoruz. Bunu da bu şekilde çiçeğimize veriyoruz. İkisini aynı anda vermiyorum farkındaysanız. Birine pirinç suyu verdim, birine çay verdim. Dilerseniz ikisine pirinç suyu, ikisine çay verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet. Ben çayı çiçeklerime bol bol veriyorum arkadaşlar. Aslında bir ölçü yapmıyorum. Bu şekilde 15 gün arayla veriyorum. Demini koydum. Bu şekilde posasını da çiçeğimin üzerine, toprağın üzerine yerleştiriyorum. Gerçekten harika sonuçlar alıyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Evet, bu şekilde hazırladık. Şimdi bunlara ne verdik? Gördüğünüz gibi çay ve pirinç suyu verdik. 2 gün balkonumda duracak. Balkonum açık balkon. Samsun'da ikamet ediyorum. Havalar soğuk da olsa, ılık da olsa çay verdiğim zaman mutlaka 2 gün balkonumda çiçeklerimi tutuyorum arkadaşlar. Sizler de öyle yapın çünkü sinek yapmaması için çay verdiğimiz zaman bazen havasız bir ortamda olduğu zaman üzerinde kururken mavi küf gibi bir şey oluşuyor. Bunun kötü bir görünüm olmaması için o çünkü mavi küf gibi oluşan bir şey çiçeğe zarar vermiyor. Onu elimizde toprakla karıştırıyoruz. Fakat onun oluşumunu engellemek ve de sinek olmasın diye çiçeğinizi balkonunuzda 2 gün tutun. Evet sevgili arkadaşlarım, bunları verdiğiniz sürece çiçekleriniz uzun yıllar yaşar. Biliyorsunuz ki birçok saksı hem büyük hem küçük hem yeni ektiğim yılbaşı çiçeklerim var. Hepsine aynı bu yöntemle bakıyorum. Onlar da bana pıtır pıtır tomurcuk verip çiçek açıyor sevgili arkadaşlarım. Evet, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Yorumlara bekliyorum. Sizleri seviyorum sevgili arkadaşlar. Bol çiçekli yılbaşı çiçekleriniz bol çiçekli, bol tomurcuklu olsun inşallah. Sevgiler.